Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sini böreği hazırladım. Bu güzel tarife buyurun hep birlikte bakalım. İlk olarak 3 adet yumurtanın üzerine tuz, karabiber ve pul biber ilave ettikten sonra güzelce karıştırdım. karıştırmış olduğum yumurtaları kenara aldım. Bugün ben sini böreğini ıspanaklı olarak hazırladım. Ispanağımı daha önceden yıkayıp temizledikten sonra uç kısımlarını kullandım sadece. Onları da iri iri doğradıktan sonra leğenin içerisine aldım. Üzerine çırpmış olduğum yumurtaları ilave ettim. Önceden rendelemiş olduğum bir büyük soğanı ekliyorum. Tabii ki küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağını da ekleyip güzelce karıştırdım. Toplamda 750 gram ıspanak kullandım. Bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Şöyle küçük bir kare Beyaz peynir de üzerine böyle büyük parçalar halinde ufalayarak attım. Tabii ki lor peynir ya da istediğiniz peynirle de hazırlayabilirsiniz. 5 adet yufkam var. Tepsinin içerisine toplamda 4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Daha sonra fırçayla her tarafına sürdüm. bir adet yufkayı açtım fazla gelen kısımlarını kenardan sarkıttım hazırlamış olduğum ıspanak harcında serpiştirdim üzerine bir adet yufkayı açıp serdim ıspanakları her seferde serpiştirirken böreğin üzerine karıştırarak serpiştirelim ki yumurtalı sosundan yağsından dibinde kalmasın arkadaşlar ona da dikkat edelim. Bütün yufkalara aynı işlemi uygulayarak devam ettim. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni videolardan, yeni lezzetlerden haberdar olmuş olursunuz. Hemen bir adet yufkayı serdim. Tekrar ıspanakla haştan serpiştirerek hazırlamaya devam ediyorum. Yani bu işlemi biraz önce de söylemiştim. Bütün yufkalara uyguluyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Böylelikle kanalıma destek vermiş olursunuz. Yorumlar kısmına beni hangi ülke, hangi şehirden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. En üst yufkaya da 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ serpiştirdim ki kenardan sarkan yufkalar bu şekilde yapışsın güzelce. Kuru kalmasın diye. Ocağımın üzerine aldım. Ocağın dört gözünde açtım kısık ateşte arkadaşlar. Çevire çevire pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ilk yüzü. Soğuduktan sonra böreğimi ters çeviriyorum. Daha sonra kenar kısımlarından sıvı yağ ekleyerek böyle diğer yüzünde pişiriyorum. Yine ocağın dört gözü açık kısık olarak açtım. Sürekli çevirerek yakmadan pişiriyorum. Her tarafının piştiğinden emin olmak için kontrol ediyorum. Pişen böreğimi soğumaya alıyorum. Evet, böreğimi şimdi dilimleyerek hazırlıyorum. Gerçekten pratik ve çok güzel oluyor, lezzetli arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni lezzetlerde görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın.